Evet, herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. PUBG Lite donanım ban olayına çok taktık arkadaşlar ve gerçekten çok fazla video var. Birçok videodan sonuç alamıyoruz vesaire vesaire. Ben de buna bir son vermek istedim. PUBG oynarken ban yediyseniz arkadaşlar ve herhangi bir şey yapmadıysanız, gerçekten hile kullanmadıysanız, herhangi bir ekstra donanıma sahip değilseniz, makro mouse gibi, ekstra programlar gibi değilseniz, banınızı açıyorlar arkadaşlar. Bir de şu var arkadaşlar, birçok insanın üzerinde durmadığı bir konu. Onu da hemen ben belirtmek istiyorum. PUBG Lite Türkiye sunucusu açılmazdan evvel, yani 23 Mayıs'ta gelmişti sanırım. Evet, 23 Mayıs 2019 tarihinden önce PUBG Lite'ın diğer sunucularına, yani Tayland, Endonezya, Vietnam vesaire sunucularına VPN programı kullanarak bağlandıysan ve eğer VPN programı kullanarak bağlandığında kullanmış olduğun hesap ile Türkiye sunucusuna tekrar giriş yaptıysan yine banlanırsın. Çünkü öncesinde iznin olmayan bir sunucuya giriş yaptığın tespit edilmiş oldu. Dolayısıyla kendi elinle ben yasa dışı bir iş yaptım dedin ve ban yedin. PUBG Lite'da ücretsiz olduğu için PUBG'nin Steam versiyonundaki gibi ban yemiyorsunuz arkadaşlar. PUBG'nin Steam versiyonunda hesabın banlanıyor. Bitiyor. Hile yaptın. Zaten parayla satın aldığın bir şey bu. Tekrar para verip satın alırsan oynayabilirsin. Fakat PUBG Lite ücretsiz olduğu için hemen yeni bir hesap açıp tekrar hileye başvuracağın için direkt bilgisayara ban atılıyor. Donanım ban dediğimiz olay bu. Uzun araştırdım arkadaşlar. Gerçekten haksız yere ban yemiş arkadaşlar için çok araştırdım. Ama haksız yere ban olduğuna, ban yediğine inandığım çok az insan çıktı karşıma. Onlar için çekiyorum bu videoyu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. VPN kullandıysanız öncesinde herhangi bir program, herhangi bir işte makro mouse veya benzeri programlar, uygulamalar kullandıysanız ban yersiniz. Bu haksız sayılmaz. Ve hesabınız açılmaz. Ancak bilgisayar değiştireceksin. Başka bir bilgisayarla gireceksin. Ve hile kullanmayacaksın. Çünkü yakalanıyorsun. Bunları yapıyorsan geçmiş olsun. Ha, diyorsan ki ben bunların hiçbirini yapmadım. VPN programıyla da giriş yapmadım. Hiç yapmadım. Veya VPN programıyla girdiğim hesap başkaydı. Benim Türkiye sunucusuna girdiğim hesap başka, sıfır bir hesapla girdim Türkiye sunucusuna diyorsan o zaman haksız yere ban yemişsindir. O zaman yapman gereken şey çok basit ve 1-2 gün içerisinde de çözülüyor. Giriyorsun buraya abi. Şu an PUBG Lite'ın sitesindeyim. Görüyorsunuz. Bu siteye hiç girmemiş arkadaşlar var mıdır bilmiyorum ama varsa da onlar için tekrar Google'a Lite PUBG yazıyorsunuz. En üstte çıkıyor şurada. Adresini görün arkadaşlar. lite.pubg.com/tr. Buraya girelim. Girdik. Buraya girdikten sonra üstte destek var arkadaşlar. Şurada bakın 4 tane buton var. Hakkında haberler, indir, destek. Destek bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Destek bölümüne geldikten sonra şuranın Türkçe olmasına dikkat edin eğer İngilizce bilmiyorsanız. Alt kısımda bulunan şu menüden raporlar, yani men edilmiş, yani banlanmış anlamına geliyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra
Hileciler, hackerlar, takım adımı, raporum vesaire hile kaçtı çözümle ilgili hata mesajı. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra burada zaten size aldığınız ban olayını veya mesajların bazılarının şeylerini, açıklamalarını yapmış arkadaşlar. Ben şöyle kısaca bir bahsedeyim isterseniz. Hile kaçtı çözümle ilgili hata mesajı. Eğer diyor şu hatayı alıyorsanız sorunu nedeniyle giriş yapmakta zorluk çeken birkaç oyuncunun farkına vardık. Bu hata mesajını alan oyuncuların yetkisiz programı veya otomatik fare sistemleri kullanarak tespit edildiğinden şüpheleniyoruz. Mouse makro otomatik fare sistemi. En son yüzümlü hata uyarıları oyuncuların sorunu tam olarak bilmelerini sağlayacak. Sorunları açıkça tanımlayacaktır. Hepinize daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Bundan bahsediyor. Bu ne diyor mesela? Başlatılamadı hatası. Oyunu şimdi hile kaçtı çözümü başlatmadığı için kapanacak. Bu çözüm için de bilgisayarı yeniden başlatın. Sorunuz çözülebilir. Eğer herhangi bir hile kullanmıyorsanız çözülebilir. Bu hile karşıtı program var arkadaşlar. Oyun içerisinde oyun bazen bunu başlatmıyor. Başlatmadığı zaman da sizin oyununuzu sonlandırıyor. Dolayısıyla bilgisayarınızı yeniden açıp kapattığınız zaman sorunuz düzelmiş oluyor. Bu oyundan kaynaklanan bir şey yani sizden değil. Vesaire buna benzer şeyler. İşte bu geçici yasak 24 saat süreyle, şurada yazıyor 24 hours diye. 24 saat süreyle hesabınız yasaklandı diyor. Bu da zaten 100 yıl kalıcı yasak. Donanım kimliğiniz yasaklandı diyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Önce şu ticket nasıl atılır ona bir bakalım. Bu sayfaya girdiniz arkadaşlar. Tekrar geri döneyim şöyle. Kolay olsun. Buraya geldiniz. Destek dedik. Raporlar men edilmiş dedik. Biraz fazla konuştum. Atlamış olabilirsiniz diye, unutmuş olabilirsiniz diye. Buraya girdik arkadaşlar. Hesap kısıtlamaları, rapor men edilmiş kısmından geldik. En alta iniyorsunuz. En altta bir bilet gönder var. Buraya geldiniz. Şurayı Türkçe yapalım. Türkçe. Burayı dolduruyorsunuz arkadaşlar. E-posta adresiniz, probleminiz. Şuradan buluyorsun. Men edilmiş vesaire neyse. PUBG Lite için kullandığınız mail adresi. PUBG Lite web sitesi veya Garena şeklinde şey yapıyorsunuz. Burada PUBG Lite seçersiniz. PUBG Lite'daki oyun nickinizi seçiyorsunuz. Konunuzu buraya yazıyorsunuz. Tercih edilen destek dili. Yani size nasıl dönüş sağlansın? Türkçe olarak bunu seçiyorsunuz. İngilizce istiyorsanız İngilizce. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar açıklamaya geliyorsunuz. Açıklama kısmında arkadaşlar doğru kelimeleri kullanmak önemli. Doğru kelimeleri kullanın. Yani deyin ki ben atıyorum hangi tarihteydiniz? 31.07.2019 tarihinde hileden dolayı ban yedim. Ban yediğimi söylediniz veya ban uyarısı aldım. Nasıl geliyor ekrana bilmiyorum. Hiç karşılaşmadım. Fakat şeyleri var. Resimleri var. Bakmadım da. Neyse. İşte ban uyarısı aldım. Fakat bilgisayarımda hile veya benzeri herhangi bir program bulunmamakta. İşte mouse makro kullanmamaktayım. Öncesinde VPN ile farklı bir sunucuya giriş yapmadım. Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Hata olduğunu düşünüyorum. Eğer hile kullanmış isem lütfen bana bunu kanıtlayacak, ispat edecek bir delil gösterin. Aksi durumda ise lütfen işte şeyimi, hesabımı aktif hale getirmenizi rica ediyorum. En kısa zamanda cevap bekliyorum. İyi günler diyerek güzel bir açıklama yazın arkadaşlar. Ama söylüyorum üstüne basa basa gerçekten kullanmadıysanız, hile yapmadıysanız, VPN ile bağlandığınız hesapla giriş yapmıyorsanız Türkiye sunucusuna bunu bu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yardımcı da oluyorlar ve açıyorlar. Birçok insanın açtığına şahit oldum. Siz de açabilirsiniz o yüzden. Burada gerekli olan her şeyi doldurmanız çok önemli. E-posta adresinizi yazabilirsiniz. Yazacaksınız. Probleminizi buradan belirteceksiniz. Hemen şuradan men edilmiş görüyorsunuz. Men edilmiş. Kalıcı men veya geçici men ise seçiyorsunuz. Mesela kalıcı men 100 yıl oluyor arkadaşlar. Geçici men de işte 24 saat filan olduğu zaman kalıcı men diyelim ki.
Global PUBG Mobile, yani PUBG'ye adresiniz, yazayım şuradan mesela, atıyorum Ehtiyar YT işte alt tire 213 diyelim, @gmail diyelim mesela, yazdınız. Bunu da yazdınız buraya. Sorununuzu yazdınız. Buradan seçiyorsunuz. Garena'da seçiliyse PUBG Lite'i seçiyorsunuz buradan. PUBG Lite'teki nickname'inizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Artık nickname'iniz her neyse yazdınız. Şu şöyle olacak. Evet, konuyu yazıyorsunuz. Haksız yere ban yemek. Ya da men edilmek diyebilirsiniz. Önerilen makaleler diye bir şey geldi. Tercih edilen desteklemediği Türkçe demiştik zaten. Gelelim açıklamaya. Açıklamayı da az önce bahsettim arkadaşlar. Anlattım size. Buna benzer bir açıklama yazmanızı ben tavsiye ederim. Haksız yere ban yediğinizi düşünüyorsanız, oyundan men edildiğinizi düşünüyorsanız bunu açık açık belirtin. Ve belirttikten sonra da eğer hala benim hile kullandığımı düşünüyorsanız lütfen bana bunu kanıtlayın diyeceksiniz ve kanıt isteyeceksiniz. Eğer kanıtlayamıyor iseniz lütfen hesabımın aktif edilmesini istiyorum diyeceksiniz. Ve talebinizi göndereceksiniz. Daha sonra aşağıdaki belirtilen şartları kabul ediyorum tıklıyorsunuz. Etiket falan gerek yok. Dosya eklemek istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Eğer bir görüntü resmi vesaire falan çekiyorsanız, işte oyuna girerken aldığınız hata olabilir. Buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra buradan insan olduğunuzu kanıtlayın. İşte buradan tıklıyorsunuz, biliyorsunuzdur şeyleri. İşte araba resimlerini seç vesaire. Gönder butonuna tıklayarak bitiriyorsunuz arkadaşlar olayı. Kısacası PUBG Lite'da hile kullanmadıysanız herhangi bir kötü amaçlı yazılım, program, uygulama, donanım, mouse gibi kullanmadıysanız arkadaşlar bunu kaldırtırabiliyorsunuz. Bu videoyu buraya koymamdaki amaç bu. Videonun altına donanım ban kaldırmakla ilgili bir şey yapacağını zannettim vesaire gibi şeylerle, küfürlerle gelmeyin arkadaşlar bana. Zaten haksız yere hile kullandıysan sen, insanların bu şekilde önüne geçmeye çalıştıysan haksızsındır. Aşağıya küfür etsen de sana hiçbir faydası olmayacak. Zaten ben hile kullanan arkadaşların ban yemesine mutlu oluyorum. Açık ve net bir şekilde söylüyorum bunu. O yüzden geçmiş olsun şimdiden. Diğer arkadaşlar için bu video gerçekten karışıklık oldu. Hesabım banlandı. Bu şekilde çözebiliyorsun. 2-3 gün içerisinde dönüş yapılıyor arkadaşlar. Yani diğer arkadaşlarla görüştüğüm arkadaşların bana söyledikleri bu. Kimi 2 günde, kimi 3 günde, kimi 4 günde geri dönüş almış. Hesaplar da açılmış. Paşa paşa oynuyorlar şimdi de. Siz de aynı şekilde oynayabilirsiniz. Eğer küçücük bir faydam olduysa arkadaşlar, çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Eğer hala bu kanala yeniyseniz, benimle yeni karşılaşıyorsanız lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi oyunlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.